Herkese iyi akşamlar. İstanbul'dan bütün arkadaşlara bol selam olsun. Bugün karmaşık yaratılış mucizesi insanı konuşacağız. İnsan meselesi, onu anlama meselesi oldukça zor konulardan bir tanesi. Son dönemlerde bu yönetim konusu çok kıymetli olmaya başladı. Ben de yönetim bilimleri alanında ihtisas yapmış birisiyim. Çok uzun süredir de yönetim danışmanlığı, insan yönetimi bu gibi konularda çalışmalar yapıyorum. Aynı zamanda üniversitede yüksek ses programlarında dersler veriyorum. Yurt içi ve yurt dışı yaptığım çalışmalar da var. Şimdi insan yönetme meselesi tabii yönetimle alakalı. İnsan tarih boyunca birlikte yaşama ihtiyacı hissetmiş. Yani bir taraftan da güvenlik gerekçesiyle insanlar bir arada yaşayarak aslında hayatta kalmaya çalışmışlar. Tabii bu da bir yerden sonra gruplaşmaları toplu bir şekilde hareket etmeyi beraberinde getirmiş. Tabii bunların içerisinde bazıları lider olmuş. O yüzden liderlik meselesi tarihten beri hep var olmuş ve var olmaya devam ediyor. Tabii bakıldığında bu yöneticilik ve liderlik meseleleri belki de son 50 yılda hani biraz daha 100 yıla doğru götürebiliriz. Endüstri çağına, Endüstri 3.0'a doğru götürebiliriz ama bu kitle üretim dediğimiz üretim tekniklerinden sonra biraz daha bu yöneticilik konuları daha gündeme gelmeye başlıyor. Tabii sorulardan bir tanesi şu, yani gerçekten biz yönetici olabilir miyiz? Acaba biz hani yönetici oluruz da lider olabilir miyiz? Yıllardır hem akademi dünyası hem uygulamacılar liderlik meselesini, yöneticilik meselesini tartışmışlar, durmuşlar. Ama realiteye bakıldığında bana göre bu. Liderlik başka bir meziyet, yöneticilik başka bir meziyet, girişimcilik başka bir meziyet. İş hayatına dönerek tabii biz değerlendirme yapmamız gerekiyor. Liderliğe baktığımızda birçok yerde liderliği görebiliriz. Hatta bazı araştırmacılar hayvanlarda bile liderlik olduğundan bahseder. Yani fillerde bile liderlik olduğundan. Hani bu fil sürüleri biliyorsunuz filler çok fazla su tüketirler ve suyun kıt olduğu yerlerde hareket ederler. Bu hareket ettikleri yerde bazıları liderlik özelliği göstererek eğer bir hani bu hortumların ucundaki o sensörlerle suyun olduğunu hissederlerse kendilerinden sonra gelen sürülere burada su var mesajı iletebiliyorlar. Bir liderlik özelliği aslında. Bunun gibi iş hayatında da bazı insanlar liderlik özelliği barındırıyor. Ama literatürel açıdan baktığımızda ve uygulamaya da baktığımızda yöneticilik ile liderlik arasındaki farklarda hani ki buna değinmemiz de gerekiyor. Yöneticilik bir bilim dalı ve yöneticilik öğrenilebilir bir şey. Fakat liderlik dediğimiz şey biraz içimizde olması gereken de bir şeyler. Yani yönetici ne yapıyor aslında? Bir işi planlıyor ve bu işin nasıl yapılacağını ve kimlerle yapılacağını yönetim organizasyon şeması diyoruz. Bir şekilde bunları organize ediyor ve daha sonra bunu hayata geçirtiyor. Yani çeşitli metotlarla, tekniklerle hayata geçirtiyor ve daha sonra bunu kontrol mekanizmasıyla, denetleme mekanizmasıyla uyguluyor. Bir de bunların tamamının koordinasyon diye bir şey var. Bunların hepsini yaparak bu yönetim işlevi layıkıyla yerine getiriliyor. Yani bir yüksek lisans eğitimi aldığınızda, yönetim bilimleri alanında ilerlediğinizde bu yöneticilik meselesini öğrenebiliyorsunuz. Ama bu liderlik meselesini pek öğrenemiyorsunuz. Şimdi liderlik meselelerinden bir tanesi şu. Hani yöneticilikle liderlik arasındaki farklara bakıldığında yöneticilikte evet her ne kadar duygusal zeka gibi şeyler aransa da liderlikte çok daha önemli. Araştırmalara göre duygusal zeka diye bir şey ortaya atılıyor ki bu konuda merak ederseniz bu ilk ortaya atanlardan bir tanesi Daniel Goleman'dır. O araştırmalarında şunu görüyor. Acaba bazı insanlar neden daha başarılı? Neden daha iyi bir liderlik özelliği sergiliyorlar ve şunu görüyorlar. %90 ihtimalle iyi liderlik özelliği gösteren insanlar
%90 ihtimalle iyi duygusal zekaya sahipler. Yani iyi empati kurabiliyorlar, insanları iyi tanıyabiliyorlar, duygularını yönetmeyi çok iyi bilebiliyorlar ve başarının neredeyse %90'ına yakını duygusal zekada saklı olduğunu, hatta liderliğin %90'ının duygusal zeka tarafında saklı olduğunu söylüyor. Bu bize neyi söylüyor aslında? Bu kendimizi de tanımamız gerektiğini söylüyor. Hani Yunus demiş ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Eğer kendini bilmezsen nice okumaktır demiş. İnsan eğer kendisini çok iyi tanıyamaz ise ekiplerini tanıyamaz. Patronunu tanıyamaz. Ve bir şekilde toplumunu da tanımakta zorlanabilir. O yüzden insanı tanımak bunlardan en önemli boyutlardan bir tanesi ve onun merkezinde de kendini tanımak var. Kendinin içinde ne var? Ya yani bizim kendimiz içinde ne var aslında? Aslında kişilik diye bir şey var. Kişilik, hepimizin kişilikleri var ve kişilikler çok farklı boyutlarda cereyan ediyor. Bunu ölçen birçok teknik var. Yani yüzyıllardır uygulanan metotlardan bir tanesi Ennegram tekniğidir. Ennegram tekniğine göre örneğin 9 farklı kişilik vardır. Brixner Myers tekniğinin hani farklı özellikleri vardır. Yani bir şekilde biz iş hayatında çeşitli boyutlarda kişiliklerle karşı karşıyayız. Bizim de bir kişiliğimiz var. Hani kendini tanımanın bir ötesine geçtiğimizde anlamamız gereken ya da bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi kişilik meselesi ve eşimizin kişiliği, bizim kişiliğimiz, annemizin kişiliği, çocuğumuzun kişiliği, yönetici olduğumuz insanların kişilikleri gibi bu kişilikleri tanımayı bir kere önemsiyoruz. Yani yönetim işlerinde tanıma meselesi önemli ve çalıştığınız insanların, birlikte olduğunuz insanların kişiliklerini ve kişilik özelliklerini tanımanız ve hangi kişilik özelliğinin hangi durumlarda nasıl sonuç verdiğini biraz biliyor olmanız lazım. Ve bir diğer konu, hani bizim memlekette nerelisin diye bir soru olur genelde. Aslında bu nerelisin sorusunun cevaplarından bir tanesi ya da sonuçlarından bir tanesi şu. Sen hangi kültürde büyüdün demek. Karadeniz kültürüyle yetişen birisiyle Ege kültüründe yetişen birisi ya da İç Anadolu'nun hamuruyla yoğrulmuş birisinin kültürü çok farklı. Kültürün içerisinde yıllar boyunca beraberinde gelen bir sürü görenek, adet ve bizim etkilendiğimiz birçok şey var. Ve kültür bizim kişiliklerimizi etkiliyor. Bu kişilikler doğal olarak iş hayatına geliyor ya da bizim karşımıza geliyor. Bir kişinin kişilik özellikleriyle birlikte kimin sofrasından ekmek yediği, nerelerde yetiştiği, kimin tedrisatından geçtiği, hangi çeşmeden su içtiği bunları da bizim anlıyor ve biliyor olmamız lazım. Kültürün diğer boyutlarından bir tanesi ve iç içe girmiş bir konu aslında biraz da inançlar meselesi var. İnsanların özellikle şeylerden bahsederiz. Belli değerleriniz olmalı, şirketlerin değerleri olmalı vesaire deriz. Burada değerleri anlamak için insanların inançlarına da bakmamız gerekiyor. Çünkü değerleri tetikleyen şeylerin başını inançlar çekiyor. Yani bugün Japonya'ya baktığımızda aslında hani inanç diyoruz ya sadece hani dini açıdan konuyu değerlendirebiliriz. Hani farklı bir burada bakış açısı katmak istiyorum. Japonya'da din diye bir şey yok. Yani Şintoizmi görebilirsiniz, işte Budizm'in etkilerini görebilirsiniz ama bir şekilde onların belli inançları var. Ve inançlarında belki biraz daha geriye gittiğinizde Konfüçyüs felsefesini, Konfüçyüzü mü görebilirsiniz? Bu Japon kültürünü çok keskin bir şekilde etkilemiştir ve bir Japon kültürü diye bir şey ortaya çıkmıştır. Bugün kalite konusunda çok ileri olmalarının altında yatan şeylerden bir tanesi Japonların kültüründen kaynaklanıyor. Bu kültür otomatik olarak onların yaptığı işlere sirayet ediyor. Yani bizim köprümüzde bir halat koptuğunda bir Japon'un kafaya sıkması aslında kültürel kodlarıyla da alakalı. Bu bize neyi söylüyor? Biz
işletmelerde ya da yönetim işleriyle uğraşırken farklı kültürlerdeki insanların kültürel kodlarını anlamayı, ki burada son dönemde özellikle uluslararası şirketlerde gördüğümüz şeylerden bir tanesi, farklı kültürler, yani farklı ülkelerde doğmuş yabancıların bir arada çalıştığı ekipleri, yönetim ekiplerini görebiliyoruz. Bunların kültürlerini anlamak, tanımak burada önemli olabiliyor. Sadece orada değil, biz iş dünyasındaki patronlarımıza bakıp da bunu anlayabiliriz. Yani kültür dediğimiz konu aynı zamanda patronlarımızda da var. Yani patronlarımızın hani bayrağını salladığı şeyler, inandığı şeyler, bunlar otomatik olarak işletmeyi etkiliyor. Yani bazı patronlar ya çalmasın, çırpmasın, benim değerlerime aykırı olmasın diyebileceği gibi bazı patronlar ya her yol mübahtır diyebiliyor. Bu açıdan bu mesele de burada önemli. Tabii bu kültürler kişiliklerimizi etkiliyor diyoruz. Bu kişilik meselesi diğer taraftan şöyle önemli. Özellikle Türkiye'de maalesef meslek seçimleri, hani elimizde bir araştırma yok fakat belli inanışlara göre, belli duyumlara göre %70 oranında yanlış. Peki niye yanlış? Çünkü insanlar çocuklarını tanımıyor. İnsanlar kendi kişiliklerini tanımıyor ve kendi kişiliklerine uygun meslek seçimi yapamayabiliyor. Kendi meslek seçimimizi yapabilmemiz için ya da kariyer yolumuzu çizebilmemiz için kişiliklerimizi çok iyi tanıyor olmamız lazım. Şimdi örnek vermek gerekirse, hani bu metotlardan bir tanesidir. Örneğin dışa dönük kişilikler, işte içe dönük kişilikler diye böyle tariflemeler yapılır. Dışa dönük kişilikler, örneğin hani satışçılar genelde buradan çıkar. Daha böyle ikna gerektiren, böyle konuşmayı seven insanlar daha çok dışa dönük insanlardır. Ne bileyim, bilgisayar başında çalışmayı seven, daha kendi içinde yaşamayı seven, çok konuşmayı sevmeyen bu insanlar daha böyle içe dönük insanlar olarak biz değerlendirebiliyoruz. Ya da öyle görüyoruz analizlerde. Hani onların uygun olduğu alanlar belki masa başı işler, bilgisayar karşısında çalışılacak işler, bir mali işler, bir finans departmanında çalışma gibi değerlendirebiliyoruz. Burada doğru yönlendirebilmemiz için bu kişilikleri ve onun geldiği kültürü tanımamız önemli diyoruz. Şimdi yönetim meselelerinde birkaç böyle biraz içine girelim. Biz neyi yönetiyoruz? Aslında biz hep şunu söylüyoruz. Biz aslında bir işimizi yönetiyoruz. Bir ekibimizi yönetiyoruz. Eğer yöneticiyseniz bir de kendimizi yönetiyoruz. Bu kendimiz yönetmenin biraz detayına gireceğiz ama ekibi yönetme konusunda ben birazcık gireyim. Şimdi yönetim dediğimiz şey aslında alt düzey yöneticiler, orta düzey yöneticiler ve üst düzey yöneticiler diye ayırıyoruz biz. Ve yönetim işi girişte de bahsettiğim gibi belli kabiliyetler gerektiriyor. Ve siz alt düzeyden üst düzeye doğru ilerledikçe farklı yetkinliklere sahip olmanız gerekiyor. Mesela ne gibi? Bir yöneticide iletişim yetkinliği dediğimiz bir şey ararız ve siz tepe yönetime çıktığınızda artık o iletişim yetkinliği kendisini ya da yerini şeye bırakır. Etkili iletişim yetkinliğine bırakır. Etkili iletişim dediğimiz işte insanlara ilham vermeniz gerekir. Burada siz hangi yönetim kademesindeyseniz sizin yetkinlikleriniz buna göre değişkenlik gösteriyor. Burada yine bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu. İş hayatına girdiğimizde genelde insan kaynakları ya da patronlar bizi teknik yetkinliklerimize göre, yani teknik kabiliyetlerimize göre işe alırlar. Artık bir yerden sonra kıdem toplamaya başlarız. Yıllanırız, birilerini öğreniriz. Usta çırak ilişkisiyle bir şeyler yaparız ve tayin terfi dönemi geldiğinde artık farklı bir şeyler aranmaya başlanır. O farklı bir şey arama meselelerinde yukarı doğru da çıkmayı da arzu ediyorsanız mesela kavramsal dediğimiz bir şeyler aramaya başlarlar. Ne gibi? İşte, ya biraz stratejik düşünsün. İleriyi öngörebilsin. Aşağıdan ekip yönetebilsin. Koordinasyon ve planlama yetkinliği çok ileride olsun. Hatta öyle bir şey olsun ki hiç kimse de olmayan bazı sezilerle
sezgisel hareket ederek bazı şeyleri benden bile önce öngörsün gibi böyle yetkinlikler beklenebilir. Yani ez cümle burada söylemeye çalıştım. Biz alt düzey yönetici, orta düzey yönetici ve üst düzey yönetici olmak üzere ayırdığımız bu katmanlarda farklı farklı donanımlara ihtiyaç duyarız. Bazen iş dünyasında ne görüyoruz? İş dünyasında müdürlük seviyesinden yukarı doğru çıkamayan arkadaşları görebiliyoruz ya da şef seviyesinden müdür seviyesine doğru çıkamayan arkadaşların çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Bunun ana nedenlerinden, kök nedenlerinden bir tanesi üst düzey yöneticilik kabiliyeti gerektiren işlerde ya da yetkinliklerde yeterince kendilerini geliştirmemiş olmalarından kaynaklanıyor diyebiliriz. O açıdan üst düzeye doğru biz kendimizi hazırlıyor isek emin olun alt düzey yönetim kademelerinde elde ettiğiniz yetkinlikler sizi yukarıya doğru çıkarmaya bilir. Şimdi ekip yönetimiyle ilgili bizim karşımıza çok fazla problem çıkıyor. Ve ekibin yönetimi konusunda da bazı metotlar ve teknikler var aslında. Mesela onlardan bir tanesinden bahsedeyim size ben. Buna her şeyin balans tekniği diye söylenir. Bu durumsal liderlik diye de bilinir. Biz çalışanlarımıza eşit seviyede, eşit yaklaşımlarla, eşit stillerle yaklaşmamamız gerekiyor. Örneğin sizin 10 tane çalışanınız varsa muhtemelen bunların bir kısmı junior yani yeni mezun ya da yeni işe başlamıştır. Bir kısmı belli bir sizin yanınızda veya başka şirketlerde belli bir tecrübeyi edinmiştir. Bazıları belki de sizden daha fazla tecrübeye sahiptir. Burada biz dörde ayırıyoruz bu yaklaşımlarda. Bir tanesi eğer çalışanlarınız, ekip üyeleriniz çok juniorsa yani o gruptaki arkadaşlar çok juniorsa, çok taze ise yani tecrübesi yetersizse bunlara siz doğrudan talimat vermeniz gerekir. Ve işin nasıl yapılacağını tarif etmeniz gerekir ve kararı da siz almanız gerekir. Ve bir sonraki kategoriye de şöyle bakmanız gerekiyor. Bu kişilerin deneyimi biraz daha artmaya başladığında ya da daha deneyimli, bir tık daha üst seviyede deneyimli arkadaşlara biraz daha ilişkileri onlarla güçlendirerek onlara yavaş yavaş danışman olmanız gerekir. Yani karar alırken yardımcı olmanız, bir problem yaşadıklarında size gelip sorması gerektiğini ve takıldığın yerde gel bana sor gibi konularda bunları sürekli yönlendiriyor olmanız gerekir. O size gelip sürekli danışması lazım. Yani danışman olmanız lazım. Bir taraftan da buna koçluk da diyebiliyoruz. Aslında doğru yolu bulmaya çalışmak. Ve burada yine kararı siz almanız lazım ama karar alma konusunda onlara yavaş yavaş öğretici hareketler yapmanız lazım. Bir diğer grup destekleyici yönetim tarzı ilerletmeniz gereken bir grup var. Bunlara yavaş yavaş karar aldatmaya başlayabilirsiniz. Fakat ne zaman devreye gireceğini siz iyi bilmeniz gerekiyor. Burada onların yanında olduğunu onlara hissettirmeniz gerekiyor. Ve son gruptaki ekip arkadaşlarımız, artık bunlar yıllandı ya da yıllanmış, tecrübe edilmiş arkadaşlar varsa karşımızda, bunlara artık bir işin nasıl yapılacağını söylemek yerine tamamen delege etmek gerekiyor burada. Ya da belli seviyede delegasyonu burada yapmamız gerekiyor. Burada yapmamız gereken şey de biz ekip üyelerimizi belli kategorilere ayırmamız gerekir. Bu hangi kategoride ise bu kategorideki arkadaşlara ona göre liderlik tarzımızı işletmemiz gerekiyor. Burada bazı hataları yapıyoruz, bunu söylüyorum ben. Ve yine bir boyut da şu bu işlerde son dönemde jenerasyon değişimleriyle karşı karşıyayız. Yani babalarımız ya da annelerimiz, abilerimiz eskiden bir şirkete girip emekli olmayı düşünürken artık yeni jenerasyon yani daha az çalışmayı ya da bir şirkette hani 6 ay, 1 yıl çalışmayı tercih edebiliyor. Bu arkadaşlarımızın hangi jenerasyondan geldiği konusu da bizi artık ilgilendirmeye başladı.
Özellikle bu Z jenerasyonu dediğimiz grup ki araştırmalara göre 2030 yılına kadar toplam iş ekosisteminin %30'unu bunlar oluşturacaklar. Ve bunlar artık bir şekilde yönetim kademelerine gelmeye başlayacaklar. Bizim bu zannediyorum 96 ila evet 96'dan sonra 90 96 97'den sonra doğan arkadaşlardan bahsediyoruz. Bunlar yavaş yavaş iş hayatına gelmeye başlayacak ve bunların yönetim şekillerini de bir şekilde bizim öğreniyor olmamız gerekecek. Yani burada biz her ne kadar yöneticilik, liderlik işlerini öğreniyor olsak da yeni jenerasyonların beklentileri çok farklı. Bu da farklı bir boyut olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu yönetim işlerinde bilmenizi istediğim ve önemli olduğunu gördüğüm şeylerden bir tanesi de bu yetkinlik meselelerinin nereye doğru evrildiği. Şimdi bir araştırma var, size yansıtmadım. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir araştırması var. Diyor ki 2025 yılına kadar sizlerde olması gereken bazı yeni yetkinlikler var diyor. Yani yeni kabiliyetler edinmeniz gerekiyor ve bu kabiliyetler neler olması lazım? Son dönemde çok fazla duyduğunuz inovasyon ya da yenilikçi ya da yaratıcı olma meselesi kıymetli bir yetkinlik olmaya başladı. Artık insan kaynakları, iş dünyası bu inovasyon ve yenilikçi kapasiteyi, bilişsel kapasiteyi ölçmeye, anlamaya çalışıyor. Bu insanlar yavaş yavaş fark atıyor. Hatta inovatif yaklaşımları iyi olan şirketler aslında diğerlerine fark atmaya başlıyor. Tabii şirketler inovasyona ağırlık verdikçe çalışanlarından da inovasyon ya da yenilikle alakalı şeyler bekliyorlar. Yani yetkinlikler bekliyorlar. Ve bir diğeri her ne kadar bizim memlekette zor olsa da eğitim meselesi ve sürekli öğrenme meselesi. Belki eskiden bir diplomayı alıp hani 10 yıl, 15 yıl bu diplomayla bir şeyler yapıyor oluyordu insanlar ama artık aldığımız diplomalar 2-3 yıl içerisinde özelliğini yitirmeye başlayacak ki yitirdi de zaten ve biz sürekli öğrenme metodunu ve yöntemini geliştiriyor olmamız lazım. Ekiplerimizi de biz bunları geliştiriyor olmamız gerekir. Yani aktif öğrenme stratejileri geliştirilmesi gerekiyor. Burada son dönemde işte Udemy'ler, Coursera'lar ya da LinkedIn learning platformlarının bu kadar hani popüler olmasının nedenlerinden bir tanesi bu yeni jenerasyonun ya da yeni yetkinliklerin aranıyor. Ya yeni jenerasyonlar tabii konu istekli zaten. Bir de şirketler bu konuda yeni yetkinlikler kazan diye, yeni sertifikalar topla diye aslında bazı zorlamalar yapıyor ya da bunların performans kriterlerine bunları koyabiliyor. Bir diğer konu mesela kompleks problem çözme ya da kritik düşünme diye bir şeyden bahsediliyor. Bu kompleks problem çözme meselesi şuradan esinlenerek söylüyorlar. Yani dünya çok hızlı değişiyor ve olaylar artık iyice kompleksleşmeye başladı. Biz kompleks problemleri nasıl çözeceğiz? Bunu hangi metot ve tekniklerle çözeceğiz meselesiyle ilgilenmeye başladılar. Bu konu da önemli olmaya başladı ve mesela bir şey daha var. Mesela sosyal etki diye bir konu var. Her ne kadar hani biz bunu influencerlarda falan görsek de artık bir arkadaşım söylemişti. Dijital cemaatler çıkmaya başladı ya da dijital şeyhler çıkmaya başladı. Yani insanlar artık birilerinden çok farklı bir şekilde etkilenmeye başlıyor. Ve birilerini neden takip ettiğini dahi bilmeden birilerini takip ediyoruz. Burada sosyal etkiler, insanların sosyal etki oluşturması hem toplumsal manada bazı değişim dönüşümlere sebebiyet verirken bir taraftan da markaların bu taraflara doğru hani ilgili olmasını gerektiriyor. Yani işte kaydırın yukarı doğru denen o influencerların aslında yaptığı şeylerden bir tanesi ben etkiliyorum ve satış yaptırıyorum demek aslında. Bu yeni yetkinlikler meselesini önemsememiz gerekiyor. Bir başka konuda yine girişte söylediğim gibi bu şey konusu, duygusal zeka konusu.
yöneticilerimizin, patronlarımızın ya da bizlerin de aslında hepimizin bu duygusal zeka kapasitesinin gelişmesi gerekiyor. Bu ne demek? Aslında beş tane boyutu var bunun. Bir, kendini tanıma. Buna biraz girdim zaten ben. Yani kendimizi tanımamız önemli. Kendimizi yönetmemiz, kendi duygularımızın farkına varıp kendi duygularımızı yönetmemiz meselesi burada önemli. Bir diğeri motivasyon. Hem kendi iç motivasyonumuzu hem de ekip üyelerimizin motivasyonunu yönetmemiz burada önemli. Bunun farkında olmamız önemli. Hangi çalışanımızın ne tür bir araçla motive olduğunu anlamamız önemli. Ne bileyim burada toplumsal olarak da bazı şeylere düşmemiz gerekebilir. Yani siz Amerikalı'yı konuştuğunuzda bir Amerikalı kültürü gereği belki bireyselciliği ön plana koyup işte başarmayla motive olurken Türkiye'de işte aslanım koçumla birilerini motive edebilirsiniz. Yani burada motivasyon metotları, yöntemleri farklı olabilir. Yine bu duygusal zekanın içinde empati dediğimiz kendimizi başkasının yerine koyabilme meselesi kıymetli ve son olarak da sosyal beceriler meselesi. Yani artık toplum içerisinde var olma, networkler yapma, bu networklerden faydalar sağlama, bunları kendi işimiz için kullanma, buralardan geliştirdiğimiz iş ilişkileriyle kendimize iş, kariyer, çeşitli fırsatlar yakalama gibi konularda önemli. Bu duygusal zeka meselesinin de yönetsel konularda önemli olduğunu vurgulamaya çalıştım. Özetle neden bahsettim? Yöneticilik anlamında kendimizi iyi tanıyor olmamız lazım ve ekip üyelerimizi çok iyi tanıyor olmamız lazım ve yöneticilerde olması gereken bazı yetkinliklerin ki hangi kademede isek her kademenin farklı yöneticilik yetkinliklerine haiz olması gerektiğini vurguluyoruz ve bunun farkında olmanız gerekir diyoruz. Bu konuda tabii derin bir konu, biraz araştırmanız, işlere girmeniz gerekir. Ve bir şeyleri, bir ekipleri yönetirken ekiplerinize kurumsal liderlik tarzıyla yani farklı yol ve yöntemlerle yaklaşmanız gerekir. Yeni jenerasyonların da devreye girmesiyle artık onların da nasıl yönetileceği konusu yavaş yavaş gündeme geliyor. Bunun da farkında olmamız gerekir. Buna da değinmeye çalışıyorum ve bir taraftan da bu yönetim konularında, özellikle liderlik konularında duygusal zeka konusunun farkına varmanız gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılar için, sabrınız için. Bizim de amatörlüğümüz olabilir. Hakkınızı helal edin.